aslında sağlayayım. Yalnız buraya çekemezsin. Çekemezsin. Burası şey, buraya çekemezsin. Dur ya, belgesel için çekiyorlar. Ne belgesel için? Bizim belgesel için değil mi? Evet. Hangi belgesel? İnşaat belgesel tanıtım. Biraz arkadaşlar. Şunları bir kaldırsın öyle çekiyor. Yok, bunlar hayır. Hayır. Onları kaldırıp öyle çeksinler. Öğren gel. Kitap anlatayım. İnşaat mühendisinin klasik hayatı şöyledir. Bir şantiye, bir fabrika yapmak, bir site yapmak gibi bir görev aldığınız zaman gidersiniz, kocaman bir arazi. Hiçbir şey yok. İşte bir şantiye, baraka yaparsınız. Bir dam altına girersiniz, yağmurda filan korunursunuz. Sonra 2-3 sene sonra orada kocaman bir fabrika olur. Binlerce işçi çalışmaya başlar, ürünler olur. İnsanlar oturur filan. Siz şantiyenizi söker, gidersiniz. Kuruculuk, sistem kurmak, yapmak. Ondan sonra işletmeye vermek, onun başarılı olmasını gözetmek, sonra da kenarda durup veya içinde durup istifade etmek. Biz böyle bir disipliniz. Yokluktan, yoktan var edildi. Hiçbir binamız yoktu. Birlikte spor yapardık ve deliler gibi de çalışırdık. Ne diyorum, iyi de öğrenciler yetiştirdik ki hepsi çok başarılı oldular. Yani hala çok duygulanıyorum o yılları andıkça. İyi ki ODTÜ'lü olmuşum yani. Yılında inşaat mühendisliği bölümünün ilk öğrencileri olarak Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne girdik. Barakalarda okuyorduk. Biz hep baraka mühendisleri diyorlardı. Baraka üniversitesi olarak biliniyor. Aşağılayıcı bir şekilde kullanılıyor. İçinde gaz sobası, gaz sobasının başında bir kara tahta. 20-30 kişi otururduk. Hocamız gelip orada ders anlatırdı dışarıda kar yağarken. Kütüphaneyi çok sık kullanıyorduk çünkü merkezi ısıtmalıydı. Barakalar öyle değildi. Barakalar adeta ısıtmasızdı. Yazın çok sıcak olurdu. Pencereli barakaların pencereleri açıldı vesaire. Soğuk kışları hatırlarım, sıcak yazları hatırlarım ama bunlar hep bize ivme kazandıran, güç veren olaylardı. Nasıl öğretim üyelerinde biz kendimizi kanıtlayacağız diye bir his varsa, öğrencilerde de aynı his vardı. Ve bunu yapmaları için de kendilerini kanıtlamaları için çok iyi öğrenmeleri gerektiğini biliyorlardı. Ve bunu yaptılar.
zamanında belki profesör yoktu. Hatta kimisinin doktorası bile o sırada yoktu. Fakat hepsini ben şükranla anıyorum. Yüreklerinde bir heyecan vardı. O heyecanı bize verdiler. Biz o heyecanla yetiştik. ODTÜ'yü el birliğiyle ODTÜ yaptık. Hep beraber katkımız oldu. O neslin, o öğrencilerin. Ve o maya tutunca o aynı şekilde devam etti. Barakalarda verdiğim derslerin seviyesini ben yurt dışında verdiğim derslerde bile tutamadım. Ki o zaman doktoram bile yoktu. Kendim öğretim üyesi olduktan sonra ne denli özveriyle bize neler vermeye çalıştıklarını çok daha iyi değerlendirebildim. Bir asistanın doçent olabilmesi için en aşağı 10 sene çantasını taşıması lazım filan derlerdi. Biz öğrencinin çantasını taşımayı yeğledik. İlk öğrenciler bugüne kıyaslarsanız çok çok kolay alındılar üniversiteye. Fakat çok ilginçtir. Mesela ben ilk sınıfı hatırlıyorum. Bu sınıftan bir kere çok sayıda öğretim üyesi çıktı. Keşke bugün benim ders verdiğim sınıfta o öğrenci düzeyi olsa. Barakalarda bir büyük aile gibiydik. Çok yakın bir dostluk ve dayanışma vardı. Bir kardeşlik vardı. Bulunması kolay olmayan bir ortam. Godfrey diye bir kurucu rektörümüz vardı. Onun küçük bir oğlu vardı. Ben biraz evvel söylediğim gibi biraz haylazdım. Onun bir gitarı vardı. Ona küçük paralar verirdim. Ders sırasında kapıda gitar çaldırırdım. Bütün hocalar çıkardı. Ne yapıyorsun sen burada gibilerden. Tabii baktık bir süre sonra yani biraz sosyal hayatı da canlandırmak lazım. Arkadaşlarımızla program komite diye bir şey kurduk. Edebiyat günleri, şiir günleri, ülkemizin önde gelen düşünürlerini çağırarak onlarla sohbet toplantıları, tiyatro günleri. Şimdi içinde bulunduğumuz yerleşkemize taşınmadan evvel burası tümüyle ağaçsız, bomboş bir alandı. Kemal Kurdaş Bey kampüse taşınma kararı aldı. Kesin bir emir verdi. Taşınılacak. Ben zaten taşınıyorum. Üniversite içinin yolları, yol diye bir şey yoktu zaten. Çamur deryasıydı tamamen. Mimarlık fakültesi binasındaydı. Yani ilk derslerimiz o binada oldu. Rektörlüğü sırasında 24 saat çalıştı. Ve hafta sonu yoktu. Ağaçların altında çimenlerde çocuklar gibi debelendiğini hatırlıyorum. O kadar mutluydu. Oyun oynardı. 5 dakika oyun oynadıktan sonra hadi çocuklar ağaç dikiyoruz. Hatta öyle olmuştu ki artık uzaktan görünce gene ağaç diktirecek kaçın diye birbirimize şey yapar kaçardık falan bazen Kurdaş'tan. Türkçe'de basitleştirelim. Kaç tane lep değdiren, dudak değdiren harf var? Türkiye niye İngilizce filan? Gelen yabancılar da doğru dürüst lisan öğrenmiyor filan diyormuş milletvekilleri. Kurdaş vasıtayı alıp götürmüş. Tabii söylememiş onun Pakistanlı olduğunu. Aşağı yukarı 2 saat milletvekillerine oturup konuşulmuş. Tabii 2 saatin sonunda milletvekillerine Kurdaş demiş ki yani yabancılar Türkçe öğrenmiyor diyordunuz evet. Deminden beri konuştuğunuz arkadaş Pakistanlıdır demiş. Temel ilkeleri öğretmek, detaylara girmemek ama öğrenciyi düşünmeye, irdelemeye, tartışmaya yönlendirmek.
gitti. Ve ilk çıkan mezunlar bir hayal kırıklığına uğradılar. Çünkü onlara hemen soruldu. Bilmem ne yaptınız, bilmem neyi biliyor musunuz? Bilmiyor. Karayolları Köprüler Dairesi Başkanı Ziya Bey bir gün beni ziyarete geldi. Bizim mezunlara bir şey sormuş. Bilmiyoruz demişler. Alın öyleyse şu şekilde yapın demiş. İki gün sonra gelmişler demişler ki efendim o biraz eski bir yöntem. Biz kütüphanede araştırdık. Şunu şöyle yapmak daha iyidir falan diye. Ve bir süre sonra Ziya Bey dedi ki ben o kanıya vardım ki sizin yaptığınız doğru. Bülten yok. Yani mümkün değil bir şey yapmanız. O kadar kısıtlanmışsınız. Öyle durumlarda bile o türler devamlı ille bir şey yapacağız diye çırpınırlar. Hidrolik laboratuvarı çatısı daha yokken Garbet o sırada öğrencileriyle beraber orada model çalışmaları kar altında. Kar yağıyor binanın içerisine. O sırada çatısı yok. Çalışma aşkı ve azmi bulaşıcıdır. Etrafa yayılır. Bunu yayan insanlarla çalışmak lazım. Bizim bölümün kurucuları, yani ilk görev alanlar, bu kurucular arasındaki iyi ilişkiler ve dayanışma tabii ki bölüme de yansıyor. Bir dostluk havasıdır. Birbirine yardım etme havasıdır. Birbirini destekleme, eleştiriyle yaklaşarak destekleme de bizim kültürümüzde var. Bu da işte eğer markaysak markayı bu yaratıyor. Laboratuvar dediğimiz geniş bir alan. İçinde aşağı yukarı elle tutulur hiçbir araç gereç yok. Bir tane, iki tane pense vardı. O telleri, demirlerin tellerini bükmek için falan sırayla kullanıyorlardı. Fakat biz o küçük odada, çok iyi de bir teknisyenin eşliğinde önemli deneyler yaptık. Ve bunlardan yayın bile yaptık. Titreşimler halinde başladık ve kocaman dalgalara dönüştük. ODTÜ'nün bir ardıç ağacından ormana dönüşen yeşilliği içinde biz de bir deniz ortamını yarattık. Bize suyu sevdiren Garbet, Korkut Bey, Cahit Bey üçüyle su kaynakları, hidromekanik ve kıyı liman üçü bir arada tek binadaydı. Tutucu bir hoca diyor ki Uğur Ersoy diyor öğrencilerle ve teknisyenlerle rezalet diyor voleybol oynuyor. Kemal Kurdaş da merakla soruyor diyor ki nerede ne zaman oynuyorlar? Efendim işte laboratuvarın önünde öğlen deyince yaşasın ben de gideyim oynayayım deyince tabii bunu söyleyen çok hayal kırıklığına uğruyor. Thank you.
Kemal Kurdaş gitmişti ve tam bir rektör krizinin üzerine geldim. Sayın Mustafa Parlar aday oldu, başkaları aday oldu. Fakat çok ciddi protestolarla karşılaştılar. Öğrenci olayları çok üst noktaya çıkmıştı. 4 yılda üniversiteyi bitirememiş bir nesil vardır. Çünkü hep boykotlu ve kapanan dönemlere rastlamışlardır bunlar. Ruh, mevcut durumu süratle kavrayıp ona karşı çıkmaktı. Çünkü kabullenmek öğrenmenin önünde bir engel. Ama karşı çıkarken de neye karşı çıktığınızı bilmeniz lazım. Biz öyle yapıyorduk. Bu üniversitede yaşadığım en kara günlerden bir tanesi, ODTÜ'ye jandarmaların girip öğrenci yurtlarını fethetmeleri ve eğitim vermek için getirdiğimiz öğrencilerin neredeyse aç susuz kuru tahtanın üzerinde 3 gün sorguya tutulması olayı. Gördüğümüz manzara doğrusu ürkütücüydü. Çünkü öğrencileri stadyuma yerleştirmişler. Bir süre orada tutuyorlar soruşturma bitinceye kadar. Kaçınılmaz bir kargaşa. Kargaşayı Orta Doğu Teknik Üniversitesi yaratmıyor. Ülkedeki kargaşanın buraya sıçramasının sonucu. Vay işte solcu fikirler öne çıktı falan filan. Öyle değil. O dönem aynı zamanda üniversitenin eğitsel ve bilimsel planlarda dört nala at koşturduğu bir dönemdi. Olayları bahane ederek bir tek sınav ertelenmedi bizim bölümde. Hiçbir şekilde. Zaten böyle düşünmek çok ayıptı. Biri başka iş, biri başka iş. Bir rektör seçeceğiz. Dedi ki senden başka adayımız yok. Ilgaz Alyanağ'ın rektörlük dönemi geldi. Hani bıraksalardı da keşke o demokratik yapılanma kendi özgürlüğü içerisine akıp gitseydi. Ama tabii bu mümkün olamadı. Sayın Demirel, Orta Doğu'yu çok iyi tanımasına rağmen son derece acayip bir mütevelli tayin etti. Rektörün ayağına bir kement atıyor çok kısa bir süre sonra. Ve içeriden çıkartılmış olan rektör yürümüyor. Rektörlükten alınmış olduğunu üniversite toplantısına giderken Bursa'da otomobilde duydu. Sayın Demirel o gün bize bir söz verdi. Ben başbakan olduğum sürece Hasan Tan ODTÜ'ye rektör olamaz dedi. Ve 3 gün sonra Hasan Tan rektör oldu. Hasan Tan ODTÜ'ye rektör olamaz. Müthiş bir olay ya. Bir kurumla ilgili toplumun en azından bir kesiminin bu derece hamur olarak kendini vermiş oluşu Türk üniversiteler tarihinde hiç görülmemiştir. Hala çok büyük bir onur duyarım bu olan mücadeleden. 2-3 yıl terfi etmemeyi göze alarak bu yönetimle işbirliği yapmamıştık. Ve bunlar olağanüstü şeyler değildi. Çok doğal sonuçlarıydı. Yani ODTÜ'lü olmanın doğal sonuçlarıydı. Tarihindeki öğrenci olaylarının en fazla etkilediği kuşağın biz olduğuna inanıyorum. Çünkü bizim zamanımızda biri 9 aylık, biri 6 aylık arka arkaya iki boykot oldu. Bu boykotların sonunda da 1,5 yıl gibi bir kayıp, eğitim süresi kaybı gündeme geldiğinden yeni alanın öğrenciler bekletildi. Bizim eğitimimiz hızlandırılarak onlara yer açılmaya çalışıldı. Kaybolan devlet otoritesini yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zorunda kalmıştı. İhtilalin en önemli, akademik açıdan en önemli ürünlerinden biri olan YÖK'tür. Otokratik bir yönetim
tarzı getirmiştir. Yani Türkiye'de üniversiteleri hizaya getirmek olayıdır. Bizim üniversitemizde epeyce kayba uğradı. Çok sayıda parlak adam üniversiteyi terk etmek zorunda kaldı. Diyelim siz araştırma görevlerine kabul ediliyorsunuz. Bir işte en az 2 ay süre bir güvenlik soruşturmasından geçiyordunuz. Bölüm başkanlığının olduğu bina ve üçlü laboratuvarın olduğu bina. Bunun 1, 2, 3, 4 kapısı dışarıya atılıyor. Biz ancak bir tanesini açabiliyorduk. Benim o zaman kullandığım bir terim var. Başımızı suyun üstünde tutmaya çalışmalıyız. Geçmiş yılların o 25-30 sene öncenin coşkusuyla falan kıyaslandığında daha düz ayak, daha coşkusuz, daha kendi içine katlanık hale getirmiş olan unsur ise o toplumdaki meşhur, az önce sözünü ettiğim, liberal tüketimcilik arayışı. Bizim burası da ondan nasibini aldı. Toplumdaki değişmeden kaynaklanan öğrencide sürekli bir bu benim acaba nerede ne işime yarayacak gibi bir sorgulama var ki bunun da inşaat mühendisliğine çok özgü olduğunu düşünmüyorum. Belki de bu genel bir değişimdir. Biz daha çok yeni nesil olarak şu anda promosyon alacağımız yükselmenin derdine düşmüş işte makalelerden puan almanın koşturmacası içinde öğle tatillerinde dahi çok kısa hızlı yemek yiyip odamıza geri çekilir duruma düştük. Bence üzücü. Eskilerde böyle olmadığını biliyorum. Sistemleri insanlar işletir. İyi niyet varsa yöneticilerin aklında, belki de zihinlerinin arka perdesinde sistem ne olursa olsun iyiye kullanılabilir. İnşaat mühendisliği genelde ilk algılamadaki yapıdan ibaret değil. Toplam 9 tane alt dalı şu an. 94'te, 2000'de ve 2006'da 3 kere inşaat mühendisliği bölümü ABET'ten geçti. Raporda dediler ki bu kadar çok sayıda öğrenci bu eğitimi nasıl verebildiğinize şaşıyoruz. 2009'daki başarımızdan sonra biz artık hem ABET nezdinde hem de dünyadaki diğer üniversiteler nezdinde tamamıyla akredite olmuş bir pozisyona geldik ki bu önemli bir aşamaydı. Dünya ile birlikte koşuyoruz ve bunun sonuçlarını da alıyoruz. ODTÜ ruhunun temelinde o yatar, benim anladığım kadarıyla. Kişisel, bilimsel ya da kurumsal olarak gücümüzü daima sınırlarını zorlamak. ODTÜ mezunlarının kurduğu dünyada ev firmalar görüyorsunuz. Bugün ODTÜ İnşaat Mühendisliği bölümü mezunları sadece inşaat mühendisliği alanında değil. Politika olsun, sanat olsun, spor olsun, buralarda da kendilerini göstermiş vaziyetteler. Hocalarımız bizi farklı bir vizyonla yetiştiriyorlar. Ve böylece siz artık dünya alanında da sahne alabilecek nitelikte bir bilgi birikimiyle geliyorsunuz. Mezunlarımız da bizim araştırdığımız kadarıyla dünya çapında projelere imza atabiliyorlar. Ben yabancı uyruklu bir öğrenci olarak buraya geldikten sonra kendi ailemi kurdum bir şekilde. Ve bu bölümü kendi evim gibi gördüm. Ben girerken de söylemişlerdi, burada bir arkadaşlık farklıdır denmişti. Ben çok mutluydum. Bir yığın erkek kardeşim var benim yani. Bizim genel yaklaşımımız şu. Evet, iyi mühendis yetiştirelim ama önce iyi insan yetiştirelim. Yüzlerce kişiyi yetiştirdik. Onlar şimdi ülkemizde görevlerini büyük bir başarıyla yerine getiriyorlar. Babası, annesi bazen ikisi birden öğrencimiz olmuş. Sonra çocuğu öğrencimiz oluyor. Çok güzel akademik torunlar geldi karşımıza.
Huzurlarınızda o türü Elvis Mustafa. Well, I'm a spy, so what's wrong with me? I'm itching like a man on a fossil tree. When I'm that girl that I love best, my heart beats so it scares me to the shit. Touch my hands, what a chill I got. Her lips are like a welcome that's too hot. I'm proud to say she is my buttercup. I am in love. I'm all shook up. Olmadı. Belki benim olmadı. Hiç yoktu. Hiç. Yani Amerika'ya gittik. Bir tane kız öğrenci yoktu. Çok azdı. 30-35 kişilik sınıflarda bir ya da iki kız arkadaşımız olurdu. Öyle pek oynaş olmazdı. Kız öğrenci de yoktu zaten. Onlar için idare var. İdare bilimlere falan giderler. Yoksa bildiğiniz bir şey mi var? 9.30'da sevgililer yoğunlaşırdı kapının önünde. Ondan sonra doğal olarak da yakınlaşırlardı. Tabii herhalde bir mühendislik sınıfında kız olmak hoş bir iş olsa gerek. Yani şanslıydık değil mi? Bunu demek istiyorsunuz. Evet. Gerçekten sınıfta biz 3 kız arkadaştık. Sonra o 3 tane erkek birbirine savaşmaya başladı. İşin kötü tarafı 6 erkeğe bir kız düşüyor. O yüzden biraz daha gayret göstermeniz gerekiyor. Bazı arkadaşlar fazla yorulmadan kaynaklara daha rahat erişebiliyorlar ama bazıları da kendi kaynağını kendi yaratmak durumunda kalıyor. Ben ekmeğimi taştan çıkarttım, tıp fakültesinden eşim oldu. Kaç tane kız var? Diyelim ki 4 tane kız var. Kaç kilodur bunlar? Şu kadar, şu kadar, şu kadar, şu kadar kilo. Erkek öğrenciler kaç kişi? Şu kadar. Biz bunu yapıyorduk hesabını. Onu ona bölünce kişi başına şu kadar gram düşüyor. Kız sayısı az olduğu için bizim de gözlerimiz hep biraz da idari ilimlerde, mimaride filan da. İnşaattan iktisata koşardım. Arada bayağı büyük bir mesafe. 15 dakika, 20 dakika orada geçirebildiğim kadar zaman geçirirdim. Sonra bölümüme geri koşarak giderdim. Az sayıda olmalarının farkındalar bence. Kendilerine çok iyi bakıyorlar. Yani girdiğinizde kız öğrencileri gerçekten görüyorsunuz. Devrimci bir teoriyle yaklaştı sevgili Ramiz ve dedi ki biliyor musunuz ODTÜ niye merkezi sisteme geçti? Niye? Çünkü dedi bu mühendislik fakültesine daha çok kız alacaklar ve bizim devrimci potansiyelimizi düşürecekler. Bana en azından 6 tane erkek öğrenci gelip ricada bulundu ve bunların bir kısmı ağladı. Hepsi buna aşık ve hepsi beraber olduk ben de zannediyorlar onunla. My tongue gets tied when I try to speak. My insides shake like a leaf on a tree. There's only one cure for this body of mine. That's to have that girl and a love so fine. She touched my head and what a chill I got. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love. I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah. I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah, yeah, yeah. My tongue gets tied when I try to speak. My insides shake like a leaf on a tree. There's only one cure for this body of mine. That's to have that girl and a love so fine. She touched my head and what a chill I got. Her lips are like a volcano.